Haftanın sağlıklı meyvesi, hepimizin çok evet. sevdiği bir meyve aslında. Ama bence kendisiyle ilgili bugüne kadar bu kadar fazla bilgi verilmedi diye düşünüyorum. Bugün evet. Doktor Murat Topoğlu hocamız sizler için tüm bilgileri verecek. Haftanın meyvesi sevgili izleyenlerimiz mandalina. Evet, elimde tutuyorum. Bir tane size vereyim mi? Bir tane size. Çok yapayım. güzel bir şey. Bir tane de ben yiyeyim mi? Vallahi yiyelim. E, mandalina, mandalina, mandalina. İnanılmaz Biz güzel bir meyve. Biz eskiden bunu var. böyle yapıp sonra arkadaşlarımızın gözüne sıkıyorduk. böyle. evet yapıyorduk. bakın ha onu yap. Boş bir, bir şey dakika. şey mi değil. Gözüne Aynen yapmayacaksın. Biliyorum. Başka ne, ne yapacağız? Hemen göstereyim. Başka bir şey yapacağız. Çok güzel kokuyor. Ne yapalım? Bak hemen. Şimdi dur ben de açamadım şunu. <laughs> <laughs> hemen bak göstereyim size. Yaklaşmayacağım ama göstereceğim. Kameraman arkadaşım biraz yaklaş bana. Şunu kabuklarınızı yüzünüz temiz olduktan sonra şu şekilde sıkın. Böyle hissedeceksiniz böyle küçük küçük. Ee, pis, serinlikler isteyeceksiniz. Çünkü pis, bu pis, gözeneklerindeki, pis. gözeneklerindeki gözeneklerindeki e, C vitamini özellikle çok fazla vardır kabuğunda. Normal içinden 3 kat daha fazla C vitamini var. Yani doğal C vitaminini bu şekilde kabuklarıyla bunu sıkıyorum. Güzel bir pamukla Güzelce yapalım böyle. C vitamini, bir gibi. asit bir peeling yapıyorsunuz aslında. Hmm. Aynı salatalık kabuklarını yaptığınız gibi. Ama bu çok daha etkilidir. Portakal kabuğuyla, limon kabuğuyla veya mandalin kabuğuyla yapabilirsiniz. Şu kısımlarını sıkıyorsunuz böyle. Böyle bütün kabuk yeterli olur. Bir kabuk yeterli oluyor. Buraya küçük küçük ee, püskürtme şeklinde C vitaminleri bunun kabuğundan gelir. Onu güzel bir pamukla peeling yapın. Evet. Sonra bir 10 dakika sonra temizlersiniz, yıkarsınız. Bu çok önemli. Şimdi gelelim bu mandalini soyacağım ama. Mandalini bakıp bakıp biraz bir, duygulandım hocam biliyor musunuz? Neden? Ne bileyim biraz nostaljik geldi mandalina. Böyle eskiden Anası. kışın evde annem evet. böyle o bütün beyazlarını böyle tek tek ah, tek tek. Aman aman Hocam soyma. Hocam soyardı soyardı. Soyma. O zamanlar bilmiyorduk böyle soyardı <laughs> falan. E şimdi yok avokadolar yok mangolar fötücüpler falan var ya. Evet. Bu da bizim hani çok böyle geleneksel en sevdiğimiz ev içi aile içinde yenilen meyvelerden çok biraz tanesi. Çok değil güzel. De Tadı bugün. portakaldan daha biraz daha farklı. Daha çok tercih edilir. Şimdi 53 kalori var bunda. Bir tane mandalin 53 kalori. Fazlaymış hocam niye? Yok canım ben fazla değil. İki tane. Üç tane yiyeceğim ben. Hadi iki, iki, Oldu 150 kalori. Bir dakika. <laughs> bir şey değil ki 150 kalori. İki buçuk şeker. iki buçuk kesme şeker demektir bu. Yani iki, iki, iki buçuk kesme şeker kalorisinde bütün mandalin. Mandalin evet. bir de karbonhidratları 13 gram karbonhidrat var ortalama baktığınız zaman. Proteinlerine baktığımız zaman e, aşağı yukarı 0.8 gram yani protein de var bunda. Hani protein var diyoruz ama bunda da bak 0.8 ama az miktarda var. İşte yağ miktarı 0.3. Bir su böreğinde %60-70 olduğunu düşünürsek. Eğer. Ve su zaten %85'i aşağı yukarı bunun su. Bakın. Şimdi kameraman arkadaşım şunu göstermek istiyorum. Şurada beyaz bir şu etrafındaki beyaz şeyler var ya biraz evet, önce evet. annemin ya. soyduğu ah, dediğim. İşte göster onu. Göstereyim. Bu o kadar önemli ki bu. Bu nobileptin diye bir madde var. Flavonoid bir madde. Nobileptin. Nobileptin evet. Şimdi arkadaşlar onu koyacaklar birazdan. Şöyle Nobileptin. Şu. Ne işe yarıyor bu? Nöroprotektif e, dediğimiz yani sinir hücrelerini koruyan bir özel madde var. Antioksidan var. Bunun içinde. Yıllarca Yani sinir hücrelerini koruyan yani Alzheimer'dan tutun da bunamaya kadar vesairesinin hücrelerinde iletkenlik yapan sistemlere kadar özel bir antioksidandır bu. Yani gerçekten e, bu hücreleri koruyan bir özelliği vardır içindeki nobilettinin. Yani bir flavonoid dediğimiz bir, bir antioksidandır. Ve bir, bakın <laughs> çok güzel değil mi? <laughs> bu kadar anlattıktan allah Teala o kadar olma. güzel yaratmış ki her şeyi böyle. Yani e, bütünüyle kabuğunda bakın... Ne güzel faydalar gösterdim. Evet. Şunun içindeki lif dediğimiz şey şu lifler de emilmediği için ya da bir kısmı emilip bir kısmı emilmediği için bağırsaklarınızı çalıştırır. Yani bunun suyunu sıkıp içmeyin bunun tamamını yiyin yani. Evet. Dolayısıyla şu etrafındaki zar gibi olan şeylere bakalım bakın. Görüyor musunuz şöyle içini açtığım zaman? Hiç mandalinlere bu kadar yakın ilişkim olmamıştı gerçekten. Bakın, löp löp yiyorduk biz. Ya, tabii ne derde Bakın Nobel ettiğinde gene çıkardım. Bunu kabuklarında da zarında da özellikle bağırsakta emilmeyen lifler olduğu için gene kolesterol düşürüyor. Bakın lif bağırsakları çalıştırıyor. 2 kilo vermenize yardımcı oluyor. 3. yani o açıdan da önemli. Biraz bakın faydalarına geçelim. Bağırsak fonksiyonunu normalleştirir. Hı <laughs> hı. İkinci özelliğe geçelim. Ee, kaygıyı azaltır diye bir madde var, var. aslında burada i̇şte biraz öyle İşte kaygının azalan azalmasındaki e, etkenlerden bir tanesi B6 vitamini var. Hı. Bir, de, e, bir dakika B6 vitamini e, Aslında şöyle yapalım mı hocam bakın. Içerisinde... B6 vitamini çünkü o sinir hücrelerini evet. çok büyük yardımcı olan Alzheimer'da vesairelerde de e, hafıza bozukluklarında da demans'ta da B6 vitamini içeren özel şeyler verilebilir. Bu B6, B6 vitamini mi? de bunun içinde Kesinlikle %4 var. oranında B6 vitamini yine %9 ve %9 yine %4 oranında B9 vitamini varmış. Kalsiyumu var, magnezyumu, potasyumu, Tabii. C vitamini %44, Tabii. A vitamini %14 oranında var mandalinanın içerisinde. Yani A vitamini de yani gözündeki hücrelerden tutuşun, gözün sinir hücrelerinden işte biraz önce bahsettiğim gibi e kalsiyum zaten çok önemli. Kireç getirdim onu da anlatacağım ayrıca. Anlatacağım. Magnezyum, potasyum bunlar da kalp kas sağlıkları için çok önemli. Hı. Yani hani kasılmalarımız oluyor ya magnezyum ve potasyum eksikliğine bağlı olarak gece kramplar gelişebiliyor bacaklarımızda. Özellikle evet. krampla uyanıyorsunuz o zaman Ben. magnezyum ben. ve potasyum eksikliğinden kaynaklanabilir. O açıdan tabii ki yeterli miktarda bunları tüketemiyorsunuz, o zaman doktor size ayrıca takviye veriyor, takviye vermek zorunda. Metabolizmayı hızlandırıyor, mandeline az önce hocamızın söylediği tabii. gibi şeker oldukça yüksek olmasına rağmen kalori bakımından düşük ve kilo vermeye de yardımcı oluyor, cilt durumunu iyileştiriyor, içeriğindeki A ve C vitaminlerinden sayesinde evet. ve böbrek taşlarından koruyor. Hocam nasıl oluyor? Biraz sitrat içerdiği için yani sonuçta asidik bir madde. Ee, özellikle mesela biz e, böbrek e, fonksiyon bozukluklarında idrar yolu enfeksiyonlarında e, C vitamini ile beraber veririz bazı hmm. ilaçları. Çünkü o C vitamini o ilaçların etkisini artırdığı için e, idrardaki enfeksiyonların daha rahat e, gitmesini sağlıyor. Dolayısıyla mandalin içinde de C vitamini de gene dediğim evet. gibi yüksek. Bayağı yüksek. Ama tabii ki gene her zaman birinciliği kırmızı kapya biber geçiyor biliyorsun. Kırmızı kapya evet, biber, evet. vitamin D en fazla. Dolayısıyla böbrekleri bu açıdan asidik yaptığı için koruma özelliği fazla. Sitrat e, içerdiği için. Bir diğeri de kalp kasını güçlendiriyor. Kötü kolesterolü evet. düşüren e, alkaloid sinefrin ve potasyum içeriyor. Işte, Vücuttaki evet, ve aynen. hocam buyurun. Aynen, potasyum biraz önce evet. magnezyumdan bahsettik. O açıdan kalp kasının da ihtiyacı var. Yani kasların... E, işlev yapabilmesi için kalsiyum, magnezyum, potasyuma ihtiyaçları var. Özellikle magnezyum e, ve potasyum. Çünkü kalp kası da aynı şekilde çizgili kaslarımız da aynı şekilde. O kasların ihtiyacı olan çünkü bir sürü enzim yapısına giriyorlar bunlar kalsiyum hmm. ve magnezyum. Dolayısıyla bunun içinde de oldukça fazla tüketmekte yarar var. Mesela göz sağlığında da çok etkili. Dediğim gibi onda da A vitamininden kaynaklanan. Bu da var değil mi? Havuçta, Tabii, mandalina da falan filan deyince hemen böyle göz sağlığı aklımıza geliyor. Yalnız yan etkilerine dikkat etmenizi gerektirecek bir haberimiz var. Onu da sizlerle paylaşalım. Mandalina tüm faydalarına rağmen bazı insanlar için önerilmez. Mesela akut nefrit, hepatit ve kolesistit için turunçgiller yasaktır. Ayrıca mide veya 12 parmak bağırsağı ülseri olanlar için mandalina tüketmemek daha iyidir. Bilgisini biz buraya bırakalım. Tabii. Siz yine de lütfen Çünkü çok ülseri danışın. açık bir ülseri varsa mide ülserleri biz de tavsiye etmiyoruz. Yani o zaman portakal, bütün asitli meyveler biraz tavsiye etmiyoruz. Peki. Ama tabii onun nedenlerine bakmak lazım tedavi açısından. Şimdi formumuzu korumaya yine yardımcı bir mandalina detoksu yapacağız. Bugün detokstan gidiyoruz aslında evet. hocamızdan rica edelim. Şimdi bunların hazırlamıştır. Şuraya bunları kaldıralım. Şunları şuraya kaldıralım. Ben de yardımcı olabilirim isterseniz Tabii. hocam. Şimdi mandalina detoksı için... Bak çok e, enteresan. Normalde portakal falan şey yapardık ama... Şöyle mandane. bir litre su alacağız. Hmm. Bu bir litre suyun içine... Ee, benim ricam tabi burada e, ben bunu açtım yiyordum onun için bir daha taze yapacağım. Kaç bunu. tane soyayım? Bir tane mandalina. Ben alayım. soyayım hocam Lütfen size. Lütfen tırnaklarım olmadığı için yardımcı olmanızda yarar de... var. Şu mandalina'nızı evet, evet soyduk. Bir, ta bir tane mi soyuyoruz? Evet bir tane kabuklarını içine atar mısınız? K kabuklarını? Tabi Nobileptin'e atacaksın ya. Nobileptin? <laughs> <laughs> e, Kendisine atmayacağım mı? Atacağız. Aynen böyle Bilim. biraz da böyle hafif e, onu yapmadan önce bir ha. Biraz Şöyle açıklık bırakacağız. Evet. Ya küçük keseceğiz çünkü bunlar ha, e, kabuğundan. Tamam. Bak bu zaten kesilmiş. Ha, kesilmiş. O zarını yırtmamız lazım. Ki i̇çine e, sısın diye. Evet. Hafif sıkabilirsiniz de böyle. Şöyle sıkıp patlatıyorum hocam. Rica etsem evet. iki tane de tarçın atalım buna. İki tane içerisine bu tarçın inanılmaz. atıyoruz. Bu inanılmaz. Gün boyunca da bu suyu çok rahat içebilirler. Hı hı. Hem e, gribal enfeksiyonlara karşı koruyucu bir sürü burada e, flavonoidler var şimdi. Şöyle göstereyim. Ve en önemlisi de nane. Hı hı. Onu evet, da koyalım. Işte. Çünkü hı hı. nane de iştah azaltan özelliği ay, evet. var nane ekstresinin. Ne güzel oldu hocam bu Çok ya. güzel olacak Vallahi. bakın. Ay ay. Bakın bir hanım böyle koyuyor. Biz olsak böyle pasarız elimize. Ben şey hafif dekoratif <gülüyor> şey <laughs> koymaya oldu. çalıştım. Ve tamam. siz tamam. Jaircan Bir de bunu sıkar mısınız bir limonumuzu? Bir de bir parça limon sıkıyoruz içerisine. Öyle. Evet. Güzelce sıkıyoruz. Bunu böyle 1 2 saat bekletin bakın ne kadar güzel oldu 1 2 saat bekletin ondan sonra bütün bu suyu gün boyunca Yavaş yavaş yersiniz işte Mandalina, ha, bittikten detoxu. bittikten sonra bu, da C vitaminli oldu şu C anda. C vitaminli oldu. Hem gripal enfeksiyona karşı insanların önlem açısından hem de su içemeyenler için de güzel bir fırsat oldu. Bunu bu şekilde tüketebiliriz. İçindeki mandalinaları da en sonunda yersiniz. Oo, ben mis. olsam kabukları da yerim. <laughs> evet hocam siz bir kabuk seviyorsunuz. Kesinlikle. Muzun kabuğunu yediğini hatırlayacaksınız hocam. <laughs> Peki. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.